Elektrik ve akaryakıta gelen zamlar çalışan ve üreten her kesimi zora soktu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri çekilinceye kadar fatura ödemeyeceğini açıklamasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan da zamlar geri çekilmezse üretimin duracağını iddia etti. Bu faturaları geçen aydan beri hepimiz bekliyorduk. Kara kış faturaları, Ocak, Şubat ayının el yakan faturaları şu anda tüm halkımıza, tüm esnafımıza, tüm çiftçimize ulaşmış bir vaziyette. Bakın bu benim iş yeri faturam. Geçen ay 275 lira gelen faturam bu ay 470 lira geldi. Ve tüketim ücretimde bir değişiklik yok. Aynı ışık yanıyor, aynı bilgisayarlar çalışıyor. Yani bu fatura nasıl benim elimi yakıyorsa şu anda bütün halkımızın da elini yakıyor. Kara kış deyip günlerde biz bunları uyarmıştık. Kara kış geliyor, kara kış fonları oluşturalım, belediyeler devreye girsin, halka destek olsun, faturalardaki KDV'ler kalksın, ÖTV'ler kalksın diye, ama maalesef bizi dinleyen olmadı. Gün bugün oldu. Gün bugün olduğunda bugün Kayseri ilinin Bünyan ilçesinde sulu tarım yapan çiftçilerimiz son derece mağdur. Neden mağdur? Üretimlerini %50, %60, %70 oranında düşürdüler. Çünkü girdi maliyetleri o kadar yükseldi ki çiftçinin şu anda üretim yapabilecek durumu maalesef kalmadı. Mazota gelen zam, gübreye gelen zam, elektriğe gelen zamla birlikte çiftçi elini ayağını ekmekten, dikmekten geri çekti. Peki bunun sonucu nedir? Bugün biz bunu burada konuşuyoruz. Evet, güzel. Çiftçi ekmiyor, biçmiyor. Peki biz 2022-2023 yıllarında ne yiyeceğiz? Çiftçimiz ekmezse biz neler yiyeceğiz? Buğdayımız olmayacak, arpamız olmayacak, mercimeğimiz olmayacak, nohutumuz olmayacak. Bakın bugün pazara gittiğinizde salatalığın kilosu 30 lira olmuş. 30 lira. Dün ben Kayseri'de pazartesi Fez Çakmak pazarına gittiğimde pazarcı artık tezgahını dizemiyor. Sadece bir kasa, iki kasa getiriyor. Herkes benim gibi bakıyordu. Tek ben bakmıyordum. Bakıyor, düşünüyor ama alamıyor. Salatalığın kilosunun 30 lira olduğu, biberin kilosunun 20 lira olduğu, temel ihtiyaç gıdalarının olduğu bir ülkede ve bir şehirde yaşam hakkımız şu anda gerçekten maalesef kısıtlanıyor. Gene de gelelim bugün üretime gelelim. Bugün Kayseri Şeker kendine şu anda üretim yapacak maalesef çiftçi bulamıyor. Geçen sene 200 dekar tarlasını Kayseri Şeker için pancar eken çiftçimiz maalesef bu sene 50 dekar ekiyor. Yani %200, %300 oranında ekimlerde maalesef ki gecikme var, yani eksiklik var. Bu eksiklik yarın şeker, un, elektrik, makarna, bunların hepsi maalesef ki bunların halka yansıması olacak. O yüzden ben buradan tüm Türkiye'yi yöneten, Kayseri'yi yöneten bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen vatandaşa verilen geri zammı, elektriğe, mazota gelen zamları, gübreye gelen zamları acilen çekmeniz gerekiyor. Bu vatandaşın yaşam hakkını kısıtlayamazsınız. Sosyal devlette elektrik, su, mazot, ısınma haktır. Bu haklarını, vatandaşın sosyal devlette olması gereken haklarını siz vatandaştan geri alamazsınız. Sosyal devletin mantığı nedir? Uygulanması gereken nedir? Vatandaşının ısınmasıyla, yakacağıyla sorumlu olmaktır. O yüzden biz buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Lütfen verilen zamları geri çekin. Bir nebze de olsa şu kara kış günlerinde, soğuk kış günlerinde vatandaşımızı, esnafımızı, çiftçimizi hep birlikte rahatlatalım.